Haberiniz olmayan bir olayı birinden öğrendiğinizde ne yaparsınız? Bazı durumlarda şöyle bir ifade kullanmışsınız olmuştur. Gözümle görmeden inanmam. Peki gözünüzle gördüğünüz şeyin gerçek olduğuna sizi inandıran ne? Görme olayı, nesnelerden yansıyan ışığın gözümüzdeki sinirlere ulaşması, sonrasında bu sinirlerde oluşan uyartının beyine iletilmesi ve beyinde yorumlanmasıyla gerçekleşir. Bu süreçte gerçekleşen ilginç bir olay bu videonun konusunu oluşturuyor. Bu olay belki de gördüğünüz şeyler olan bakışınızı büyük ölçüde değiştirecek. Anlatması zor bir durum olduğundan daha önceki videolarımda olduğu gibi modelleme yöntemine başvuracağım. İlk olarak uzayı düşünelim. İçerisinde bulunan sayısız madde ve aralarında bulunan akıl almaz uzaklıklar hakkında hayrete kapılmışlığınız olmuştur. Bu uzaklıklara da tabii ki ona yakışır güçte bir hız lazım. Işık hızı. Evrende şu ana kadar gözlemlenmiş ve belki de gözlemlenebilecek en büyük hız olan ışık hızı saatte 300 bin kilometre yol alır. Gezegenimiz ve uydusu olan Ay arasındaki mesafe de yaklaşık olarak 300 bin kilometredir. Şimdi dünyadan Ay'ı seyreden bir çocuk düşünelim. Bu çocuğun Ay'ı görebilmesi için videonun başında bahsettiğimiz gibi Ay'dan çıkan ışınların çocuğun gözüne ulaşması gerekir. Işınların ışık hızı ile ilerlediğini ve saniyede 300 bin kilometre yol kat ettiğini bildiğimize göre Ay'dan gelecek her görüntü çocuğa bir saniye sonra ulaşacaktır. Bu şu demek. Güzel ve bulutsuz bir gecede gökyüzüne bakıp ayı izlerseniz, her zaman onun bir saniye önceki görüntüsünü göreceksiniz. Güneş ve Dünya arasındaki mesafe 150 milyon kilometredir. Işık bu mesafeyi 500 saniyede, yani yaklaşık olarak 8,5 dakikada alır. Bu da bulutsuz bir öğlen vaktinde güneşe baktığınızda onun 8,5 dakika önceki halini göreceğiniz anlamına gelir. Yani güneş bir anda yok olsa onun yok olduğunu 8,5 dakika sonra anlayacaksınız. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz şeylerin tamamı o anda hayatta olmayabilir. Örneğin 2018 yılının Şubat ayında tespit edilmiş en eski yıldız patlaması kayıtlara geçti. Bu patlama yaklaşık 10 milyar yıl önce gerçekleşmişti. Dünyamızın 5 milyar yıl önce oluştuğunu biliyoruz. Düşünün, dünyanın oluşumundan sonra onca toplu yok oluşlar, dinozorlar devri, insanlığın oluşumu gibi süreçler devam ederken, dünya üzerinde bulunan canlılar gökyüzüne baktıklarında, üzerindeki yaşadıkları gezegen henüz var olmamışken, çoktan yok olmuş o yıldızın ışığını görüyorlardı. Bunun gibi birçok yıldızın hayaletleri gökyüzümüzü süslüyor. Belki gökyüzündeki nesnelerin görüntülerindeki bu gecikmenin birçoğumuzun hayatında hiçbir etkisi yok. Fakat yapacağımız küçük bir beyin fırtınasının ardından bu durumun hayatımızda bize o kadar da uzak olmadığını fark edebiliriz. Bir yıldırımın sesini görüntüsünden birkaç saniye sonra duyduğumuzu tecrübe etmişsinizdir. Bu, sesin ışıktan daha yavaş yayılmasından kaynaklanır. Fakat aslında yıldırımın ışığı da anında bize ulaşmaz. Çünkü ışık hızı ne kadar hızlı olsa da sınırlı bir hızdır. Bu yüzden yıldırımın görüntüsünü de oluşmasından saliseler sonra görürüz. Aynı şekilde baktığınız bir insan ile aranızda her zaman bir mesafe olacaktır. Bu mesafe ışık hızının yanında ne kadar küçük olsa da o kişiden çıkan görüntünün bize ulaşması saliselerle ifade edilecek kadar da olsa bir gecikme ile gerçekleşir. Ve o kişinin saliseler önceki görüntüsünü görürüz. Yani gördüğümüz her şey saliselerle veya dakikalarla ifade edilen gecikmelerle geçmişten gelmektedir. Gördüğümüz hiçbir görüntü bulunduğumuz an kavramının içinde değildir. Bir sonraki gökyüzüne bakışınızda nesiller boyu ışığını gördüğümüz fakat gerçekte orada var olmayan yıldızları düşünebilir ve onlara baktıkça geçmişin tadını çıkartabilirsiniz.